Merhabalar Ekonomi Dünyası izleyicileri. Bugün Nilbahar Meyve Sebze Ticaret İşletme Sahibi Engin Özkan Beylerle beraberiz. Sizlere değerli iş insanlarını tanıtmakla devam ediyoruz. Engin Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Engin Özkan 7 yıldır bu sektörde işletmesini sürdüren, 7 yılımızı tamamladık. Direkt çiftçiden burada kurumsal firmalara çalışan bir işletme sahibiyim. 7. yılımızı tamamladık. 8. yıla döndük. İnşallah yurt dışına açılma hedefimiz var. O şekilde ilerliyoruz şu anda. Engin Bey şimdi neler yapıyorsunuz? Nasıl ilerliyor bu süreç? Çünkü biliyorsunuz ki buradan çiftçiden alıyorsunuz. Sizler çok büyük bir burada bir araçsınız. Burada Engin Bey sizler birebir insanlara hizmet veriyorsunuz. Evet. Buradan nasıl oluyor? Nasıl çalışma ilerliyor? Biraz sizlerden bilgi alabilir miyiz? Burada nasıl çalışma oluyor? Genelde sahil tarafından, çiftçiden, üreticiden malzememizi tedarikini sağlıyoruz. Konya'ya nakliyesini sağlayıp kendi ekibimiz tarafından burada da kendi araçlarımızla kurumsal firmalara dağıtımımızı sağlıyoruz. Bu hem kurumsal firmaların işine geliyor, hem daha ucuz alıyor, hem üretici çiftçimizin işine geliyor. Bu süreçte bu şekilde işlediği için çok uygun fiyatlara malzemeyi temin etmiş oluyorlar. Tabii ki bizim de bu hizmet sektöründe ilerlememizde çok daha faydalı oluyor. Şimdi burada belli başlı ürünlerimiz var. Bize ürün çeşitlerimiz nelerdir? Bunları öğrenelim. Domates, salatalık, muz, çilek, avokado, mango, patates, soğan, yani aklınıza gelebilecek bütün meyve sebzelerin tedariğini sağlıyoruz. Sağlayamadığımız noktada ortak çalıştığımız firmalarımız var. Bu firmalar bana destek veriyorlar. Onların aracılığıyla eksiksiz bir şekilde malzemelerimizin teminini sağlıyoruz, hizmetimizi sunuyoruz. Zincir marketlere zaten birebir şeyiniz var. Çok fazla. Evet. Burada normal zincir marketler değil de normal esnaflarımıza, pazarda faaliyet gösteren kişilere sizler yardımcı oluyor musunuz? Tabii ki gelen arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Onlar da bizimle irtibatlı bir şekilde çalışmalarına sürekli bir şekilde devam ediyorlar. Şimdi şunu da soracağım. Burada sizdeki her sektörde belli başlı bir sıkıntı vardır. Buradaki sizdeki sektördeki belli başlı sebeplerden hani sorunlarınızı öğrenmek isteriz. Yani bizim sektörümüzde çok fazla kar amacı güden insanlar olduğu için bu insanlara çok yüklü tutarlara mal oluyor. Ama biz tabii ki hani çok minimum maliyette buraya sevkiyatımızı kendi araçlarımızla sağlıyoruz. Kendi araçlarımızla dağıtımını da sağlıyoruz. Bu şekilde çok uyguna gönderiyoruz ama birçok kişi ticari açıdan bunu halka yansıtmaya başladığından dolayı şu anda biliyorsunuz ki meyve sebze fiyatları dışarılarda çok yüksek paralara satılıyor. Yani bizler size şunu söyleyebilirim. Zincir marketlerin sattığı fiyatın tam yarı fiyatına şu anda hizmet sağlıyoruz. Tabii ki mazot en büyük maliyeti oluşturmakta. Mazottan dolayı da bu fiyatlarımıza yansıyor. Mazotun yüksek olması her sektörde olduğu gibi meyve sebze sektörünü çok büyük oranda etkilemekte. Sizler ürün çeşitlerimiz saydınız. Çok fazla burada ürün çeşitlerimiz var zaten. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Burada ürün çeşitlerimiz nerelerden geliyor? Ürün çeşitlerimiz nerelerden geliyor? Aydıncık'tan geliyor, Anamur'dan geliyor, Nevşehir'den geliyor, Antalya tarafı. Genelde Akdeniz tarafından çalışıyoruz. Bunun haricinde şu anda Ege tarafına da açılmayı düşünüyoruz ama daha o tarafa tam adım atmadım. Engin Bey, çok çeşitliliğiniz var. Burada ürün tedariklerimiz nerelere gidiyor? Burada Konya ve ilçelerine tamamına tedarikini gönderiyoruz. Konya'dan Bursa'ya kadar da aracımı gönderiyorum. Bizden tedarik etmek isteyen müşterilerimiz olduğu zaman bütün işlerini görüyorum.
biz nerelere hizmet veriyoruz? Oteller ve hastane tarzı yerlerin tamamını kurumsal olan çalıştığımız birçok firmamız var. Konya ve çevresinin tamamına gönderim sağlıyoruz. Şimdi şöyle, zaten yurt dışından izleyicilerimiz şu an bizleri izliyordur. Burada sizler yurt dışı ile alakalı da sizlere bir talepleriniz var. Evet. Bunda zaten bizlere bilgilendirmesini yaptınız. Burada yurt dışında insanlar sizlere nasıl ulaşacak ve nasıl ilerleme sağlıyoruz? Burada bize şu şekilde ulaşacaklar. İnternet sayfamızdan, orada yazan numaralarımızdan, bizimle irtibata geçmek isteyip çalışmak isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımızla da biz memnuniyetle çalışmayı istiyoruz. Bunun haricinde şu anda zaten oluşumunu tamamladık. Yurt dışına da açılmayı düşünüyoruz. Oradan da ulaşan olursa telefon numaramızdan bize dönüş yapabilirler. Arama butonuna firmamızın ismini yazdıkları zaman Nilbahar Meyve Sebze diye orada telefon numaralarımızdan ve sosyal medya aracılığıyla bizlere ulaşabilirler. Biz de tedariklerine memnuniyetle sağlarız. Engin Bey, şunu da sorayım sizlere. Burada sadece zaten Konya'da bir tane şubemiz yok. Evet. Burada kaç tane fabrikanız var? Onları da öğrenmek isteriz. Şu an çalıştığımız 3 tane fabrikamız var. 3 tane yüksek segment otellerimiz var. 5 tane hastanemiz var. Bu şekilde kurumsal firmaların tedariklerini sağlamak. Güzel bir yeriniz var. Bunu zaten biliyoruz. İnsanlar da şu an zaten sizleri izleyebiliyorlar buradan. Şunu da sormak istiyorum. Burada kaç tane şubemiz var? Konya'da 2 tane şubemiz var. Anamur'da 1 tane şubemiz var. Aydıncık'ta 1 tane şubemiz var şu an için. Engin Bey, şunu da sorayım sizlere. Buradan izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Tüm izleyicilerimiz bizim yerimize gelerek sadece kurumsal firmalar veya büyük firmalarla çalışmıyoruz. Gelip buradan istedikleri tedariğini sağlayabilirler. İstediklerini çuval şekliyle, kasa şeklinde, kilo şeklinde, istediği şekilde alıp tedariklerini sağlayabilirler. Ve burada da neredeyse anlattığınız gibi yarı yarıya bir maliyet söz konusu. Evet, tabii ki maliyet çok büyük bir söz konusu. Yarı yarıyadan belki de bazen fazlaya da geçebiliyoruz. Kesinlikle öyle. Sormak istiyorum. Burada sizler çok değerli bir röportaj verdiniz. Burada sizlerden son olarak genç girişimcilerimize ve kadın girişimcilerine neler söylemek istersiniz? Genç girişimcilerimiz ve kadınlarımız kesinlikle korkmasınlar. Bu işlere girmelerini ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Engin Bey, verdiğiniz değerli röportaj için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bizlere verdiğiniz değerli bilgiler için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Burada bugün Nilbahar Meyve Sebze Ticaret İşletme Sahibi Engin Üskan Bey ile beraberdik. Verdiği değerli röportaj için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.